Journeyman'de veda geldi çattı. Antalya Spor'a veda edeceğiz ve yeni sezonda farklı bir takımla yolumuza devam edeceğiz. Geçen sene Antalya Spor'la iyi işler yaptık. Kulübü bayağı alt sıralardan aldık ve 6. sırada bıraktık. Bundan sonra daha fazla iş yapabileceğimiz bir takım hedefliyorum. Ve yeni sezonda o takıma gideceğiz. Şu an potansiyel iş olanaklarına baktığımızda o takım kesinlikle Başakşehir. Biz iş başvurumuzu yaptık. Başakşehir de bize olumlu geri dönüş yaptı. Yeni sezona Anıl Biten Hoca Başakşehir'e gidiyor. Sizlerden Journeyman kariyeri için 2500 beğeni bekliyorum. Videoya high atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı da unutmayın. Hazırsanız Başakşehir serüveni başlıyor. Futbol Team Game online bir futbol oyunu hem de bu oyun Türkçe. Sizler bu oyunda oyuncunuzu oluşturup oyuncunuzun mevkisini belirliyorsunuz. Benim oyuncum şu an 68 overall'da ve merkez forvet pozisyonunda. Antrenmanlarla birlikte de oyuncumuzun gelişimini sağlayabiliyorsunuz. Yine antrenman merkezinden de oyuncuyu daha hızlı geliştirebiliyoruz. Mesela oyuncumuzun oyun kurmasını 500 geliştirelim. Overall'ımız artı 1 arttı ve 69 oldu. Belli overall'ın üstüne çıktığınızda futbol takımı kurabiliyorsunuz. Benim burada takımım var. Hub FC diye. Takımımdaki aktif oyuncu sayısı bir hayli düşük. O yüzden sizleri futbol team game'de benim takımıma bekliyorum. Hatta bugün bazı oyuncuları buradan maalesef ki sözleşmelerini fes ederek göndereceğim. Hub FC yeni oyuncularını bekliyor. Benim verdiğim linklerden futbol team game'e gelirseniz 50 bin fazladan enerji puanı kazanabilirsiniz. Ben hepinizi Futbol Team Game'de HAP FC'ye bekliyorum. Başakşehir Türkiye Kupası'nda son 16. Konferans Ligi'nde playoff. Süper Lig'de de 5. olmuş bir takım var. Tabii ki de yeni sezonda bunun üstüne çıkmaya çalışacağız. Yeni sezon başlıyor. Başakşehir'de bütçe 12 milyon euro. Tiki Taka'yı buraya taşıyacağım. Şu an kadrodaki oyuncuları ve sistemi görüyorsunuz. 4-1-4-1 oynar mıyım emin değilim bir kere şunu söylemek lazım çok iyi stoperler var ve bu takımın beki yok. Elimizdeki bekler yeterli seviyede değil. O yüzden Başakşehir'de üçlü oynayabiliriz. Bunun altyapısını şimdiden oluşturayım. Takımdaki en yetenekli oyuncu Duarte ve Emega. En değerlisi de Emanuel Emega. Tabi bu adamın hatta Duarte'nin serbest kalma bedelleri var. Ya o seviyelere bir güncellesinler ki Emega 44.6 serbest kalma bedeli gayet iyi bir seviye. Ya da tamamen kaldırsınlar. Sezona böyle bir başlangıç yapalım ve neredeyse çoğu oyuncuda o serbest kalma bedeli biraz saçma seviyelerde kalmış onu belirteyim. Hemen sistemi oluşturalım. Çok net 3-5-2 oynayacağız. Hatta 3-5-2'de de tiki taka deneyeceğim. Getirebildiğimiz antrenör sayısı 10. Yine birkaç antrenör getirip diğer antrenörleri sonrasında getirme planım var. En azından ilk antrenmanlarda problem yaşamayalım. Bütçeye göre bir güncelleme yaparız. 4 yılda savunmaya antrenör bulamadım. O yüzden şu an gelen 4 tane antrenör bu şekilde. Başka şehirde maaşlar çok yüksek değil gibi geldi bana. Güzel bir haber. İyi pasör stoperlere ihtiyacım var. 3 stoperin de en azından ayakları iyi olması lazım. Mesela Oseyno Bağ'ın kısa pası 62. Uzun pası 54. Kesinlikle yetersiz. Tuba idare eder. Duarte'nin kısa pası da yüksek. 76. Uzun pası kötü olsa da. Opoku'ya geldiğimizde 69 kısa pas. Daha iyisini bulmak zorundayız. Ömer Ali sene sonunda futbolu bırakıyormuş. Rotasyonda bu sene kullanırız. Cemali'ye sol orta sağ yapabiliyor muyum? Maalesef hayır. Ama stoper rotasyonunda Cemali çekilebiliyor. 68 kısa pasla. Orta sahaları da farklı mevkilere çekeceğim. Ya ofansif orta saha ya da MDO planlıyorum şimdilik. Hemen altyapıya bakalım. Tabi altyapıdaki Türk oyunculara bakalım diyeceğim. Bir tane oyuncu var o da Murat Çetin. Diğer isimleri serbest bırakıyorum. Yeni sezona geçerken Antalya Spor'daki overall'lar artmış. Engoma 68 değildi. Fuseyni 75 değildi. Bu adamlar baya baya yükselmişler. Hatta potansiyellerine de bir kısmı ulaşmış olabilir. Akes sene sonunda futbolu bırakıyormuş. Enes 74 olmuş. 9 milyon euro değeri var. İlk transferim Konya'dan. Geçen sene de kendisini kullanmayı çok severdim. Bazı Karzev takası istediler. Karzevi takas da vereceksem 2550 Hani 3300 fazla 3 milyon euro %10 pay %10 pay da tamam Başakşehir'de Bazuel kesinlikle iş yapar 3 yıllık kontrat Şimdi Türk statüsünde kullanabileceğimiz bir stoper Eray Cömert 75 overall 28 yaş Serbest de buldum kendisini Hemen kadroya katma düşüncem vardı Ve 3 yıllığına da kendisi Başakşehir'de Tam aradığım tipte bir sağ orta sağ olabilir Defansı var hücumu var var. Sabek özelliği de var o yüzden. Ha, git geli yapabilecek bir oyuncu lazım 3-5-2'de. Sağ orta sağda. Aurelio Buta. Kendisini 2 yıllığına deneyeceğiz Başakşehir'de. Kaleci işini de serbestten çözeceğim. Joel Duramel 29 yaş 75 overall. Mevcuttaki kalecimizden çok daha iyi bir isim. Çok oyuncu satma planım var ve hücuma çok yetenekli isimler getirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir forvet tercihi yapacağım. Rotasyona düşünüyorum zaten kendisini. Ricky Jake Jones bu oyunun en hızlı forvetlerinden biri ve maçı açamadığımızda defansın arkasına yollama adına Jones geldi. 4 yıllık kontrat. Başakşehir'de yönetimin hedeflerinde en önemli nokta transfer ve maaş bütçesinden 3 milyon euro kadarını ayırmak. Onun dışında Şampiyonlar Ligi katılım hakkı, Türkiye Kupası çeyrek final, Konferans Ligi'nde şu an mevcutta çeyrek final hedefleniyor. Deneyeceğiz. Antrenman planlarında bir tek şunu kullanacağım. Kondisyon 70 seviyelerine düştüğünde eksiksiz enerji çalışsınlar. Evet transfer teklifi geldi. Patrick Şiş 1.5 milyon euro Sheffield United kabul ettim. Dimitrios Pelkas Cardiff City tarafından isteniyor. 2.450 Kalecimize 850 bin euro teklif geldi. Bir teklif daha var kaleciye. Patrick Şiş satışıyla başladık. Opoku'ya Hamburg'dan teklif var çok düşük. 7,5 milyon euroluk bir geri dönüş yaptım. Çok alacağımız oyuncu var. En azından planlamamda bu yönde. Bu arada Pelkas satıldı. Kaleci gönderdik Sturmgras'a. Oseyna Baya Valemark takasıyla bir teklif geldi. Takasta oyuncu kullanmasınlar. Crespo'yu Galatasaray istiyor. Crespo da bu takımdan gidecek. 4.750 istedim. Anlaştık. Forvet'e Joao'ya teklif var. 1.6 milyon euro. Opoku Hamburg'da. Hüseyin Oba için 8 milyon euro. Yetmez abi 9 milyon euroyu verin. Eren Karaaç Sivas'a gidebilir. Crespo Galatasaray'da. Calo'ya Beşiktaş'tan teklif var. O da benim mevcutta düşündüğüm sağ orta sağ ya da sol orta sağ profiline uymuyor. 7 milyon euro istedim anlaştık. Satışlar devam ediyor. Cialo'ya gitti. Christo Piatek. Fenerbahçe tarafından isteniyor. Normalde benim transfer listemde yoktu. Yani göndermeyi düşünmüyordum Piate. Ama büyük takımdan teklif geliyorsa oyuncuyu tutmak zor. Gitmek ister. Biz anlaşamadık. Bir yıllık kontratı var herhalde. İstediğim seviyelere çıkamadık. Tahmin ettiğim gibi bir yıl kontratı var. Horvet'e geçen senenin yıldızını bir yazalım. Fusini. Bu adamı öyle ya da böyle ben bu takımda istiyorum. Duarte'yi de takasta falan vermem. Saçmalamayın. 8.2 milyon euro. 9.7 %10 pay. Hadi 10 pay kalsın. 8.7. Şimdi anlaşabildik. Oyuncuyu yeniden Santrafor'a çekeceğim. 3 yıllık kontrat imzaladık. Şimdi Fusini sağ bayağı baya alıştı geçen sezon. Yeniden santrafor olması 50 hafta sürecek ama zaten orada oynatacağım. Kendisini bir şekilde oraya adapte edecek. Satışlar devam ediyor. Eren Sivas'ta. Hossein Feyenoord'la anlaştı. Calo Beşiktaş'ta. Takıma çok iyi bir ofansif orta kazandırmak istiyorum. Slavia Prag'da Lukas Wollitschke. Pas özelliği, pas yeteneği yüksek isimlerden. Tabii bizim teklifi beğenmediler. 12.5 olarak güncelledim. 12.8'e anlaştık. 3. 3 yıllıkta kontrat. Volleyçili ile Strasbourg'dan bir tane sol orta saha deneyeceğiz. Hatta deneyemeden bu adamla anlaşamadık. Philip Kenny için 1.8 milyon euro Andalet'ten Kemen satılmayacak. Rotasyonda da kullanabileceğim isimlerden biri bence Kemen. Şimdi Cemal Sertel stoper artı bir gelişti. Kemen MD oldu. Berkay Özcan da ofansif orta saha Bir tane oyuncu satma durumum var. Öncelikle Philip Kenny'e bir teklif daha var. Emega'yı muhtemelen göndereceğim. Ondan ciddi bonservis geliri elde etmek istiyorum. Philip Andaletta Anderlet'te. Emega'yı Fenerbahçe istiyor. Çok düşük teklifle başladılar. Onu söylemem lazım. Anlaşamama ihtimalimiz yüksek. Çünkü maksimum piyasa değeri biraz yüksek. Zorlayacağım. 30 milyon euroları zorlamam lazım zaten bu oyuncuda. Galatasaray'da teklif yaptı. 22.7. Maksimum piyasa değeri 37.6'ymiş ki ben o teklifi yapmadım bile. Şöyle dedim 32.7 Galatasaray'la anlaştık. Aynı teklifi Fenerbahçe vermedi Galatasaray verdi. Gaziantep deplasmanıyla da Süper Lig başlıyor. Rakibin kadro. Bizim kadro da bu şekilde olacak şu an için. Ve sonuç 3 birlik galibiyet. Emega Onur Emega. 3 puanla başladık. Ve satış gerçekleşti. Emega Galatasaray'da. Ben simülasyonda nedense Piatek'e güvendim. Biraz performansına bakalım. Şimdi son orta sahaya kesinlikle daha hücumcu bir oyuncu düşünüyorum. Kevin Enkudu Leicester'da 10.4 milyon euro karşılığında geldi. Gerçi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Birincisi yaşı yüksek. Maaşta çok fazla indirime gitmezse Enkudu'yu alamayız. 20.000 maaş teklif ettim ve Enkudu'yla anlaşamadık. Bu yaştaki oyuncuya da daha fazla maaş vermek çok anlamsız. Peki şöyle yapsam. Sağlam bir MDO almayı denesek. Oscar Dorley 22.5 Anlaştık. Slavya'praktan bize geliyor. 2 yıllık da kontrat 25.000 maaş. Sol orta saha için düşünüyorum ya da Butay'ı da çekebilirim. 12 ay kontratı kalmış oyunun en hızlı oyuncularından biri Virginius. Genç de bir oyuncu. Satış payını kaldıracağım. 4.2 milyon euro karşılığında Başakşehir'e geldi. Bu ligde çok iş yapar. Antwerp'ten de genç bir santrafor getireceğim. Yudo. Hatta Ömer Faruk Beyaz acaba takasla verebilir miyim? Doğrudan takas yapsak nasıl olur? %1 pay istediler. Anlaştık. Oldu bu iş. 4 yıllık da kontrat imzaladık Yudoğlu. Yaşı çok yüksek ama inanılmaz bir pasör. Pascal Gross zorladım isim Dortmund'dan. Ya yani Medeo da bence çok iş yapacak. Bu arada Gross transferi tam bitmedi ama bir oyuncu daha deneyeceğim. Arsenal kendisini kiralık olarak veriyor. Jorginho. O da inanılmaz bir Medeo. Onu söyleyeyim gelirse. Şimdi Gross'un maaşında anlaşmaya geldik. 2 yıllık kontrat teklif ettim ve Gross geldi. O aynı anda Gross, Dorley ve... Gerçi Dorley farklı mekelerde de oynayabiliyor. Jorginho. Jorginho muhteşem bir transfer olur. Yani transferi bir türlü kapatamıyorum. Çünkü Kolasinac fırsatı da var. 33 yaşında 79 overall'da 1 yıl kiralama olabilir. Bazı takımlar yaşlı oyuncularını kadrolarında tutmak istemiyor gibi duruyor. Alanya ile oynayacağız. Ligin ikinci haftası. Henüz kadro yavaş yavaş oturuyor. Alanya karşısında böyle bir 11 ile çıkıyoruz. Sonuç 1-1. Fuseyine tek gol attı. Piatek penaltı kaçırdı. Maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Kiralama olaylarında birkaç tane Calvary oyuncu alırsak güzel şeyler konuşuruz. Ve kim geldi? Jorginho bir yıllığına Başakşehir'de. Üstüne Kolasinaş da Başakşehir'e geldi. Herhalde Journeyman'da şu ana kadar kurduğumuz en iyi kadrolardan biri haline gelmek üzere burası. Bir şey söyleyeyim mi? Dolly tam sol orta sağ oldu. Hatta bir bakalım kaç hafta sürüyor? Çok hafta sürüyor. 229 hafta. Solbek 4 haftada olabiliyor bu arada futbolcu. Solbek özelliği var ama sol orta sağ özelliği yok nedense. Mevcut bütçeyi de yedik. Bitti. Sıfır artık. Bir anda gözden düşen oyuncular oldu. Birkaç tane daha oyuncuyu gönderip belki bir tane daha çok iyi bir kiralık transferi yapmaya çalış. Rize maçı. Rize deplasmanı. Kadromuz bu şekilde. 2 birlik galibiyet. Berkay Özcan ve Piatek. 3 teklif var. Berkay Özcan'ı Fenerbahçe istiyor ve Berkay Özcan'ı tutamayacağız. Ahmet Tuba'ya da 2 tane teklif var. Ya Berkay'ı satmaya düşüncem yoktu. Ama hala diyorum büyük takımlardan teklif gelirse. Oyuncuyu tutmak çok zor. Berkay için görüşeceğiz en azından görüşüyoruz. Direkt reddetme diye bir durum yok. Görünen o ki anlaşacağız gibi 6.4 milyon euro. Kemen'e de teklif var. 2.3. En azından 2.5 milyon euro olsun dedim ama 2.3'te anlaştık. Berkay Özcan Fenerbahçe'de. Böyle bir şey olabileceğini ben hiç düşünmemiştim. Olursa acayip bir duruma doğru gidiyoruz. Başakşehir kiralık transferinde Leverkusen'da oynayan Anderson Talişka için geldi. Yani ne desem boş. 40-60 dedim. Anlaştık. Bakalım ne olacak. Son kiralık denememde Mehdi Taremi. Inter'den. 34 yaşına geldi o da. Kadro'da düşünülmeyen isimlerden. Bu sene bayağı fırsat transferi denedi ki onu da belirtelim. 45'e 55. Anlaştık. Satış var. Ahmet Tuba gitti. Kemen için bir teklif daha geldi. 2.3 milyon euro daha. Ve satış... Hemen gitti Eylül Hilal'de Transferde Mehdi Taremi Başakşehir'e geldi Talişka için de hala görüşülüyor Taremi'nin gelmesi Piatek'in gitmesi demek Ya da en azından rotasyona Tamamen yerleşmesi Sol orta saha için Türk rotasyonu Başar Önal olacak Neymegen'de ve 5 milyon euro karşılığında Anlaştık. Başar'la 3 yıllık kontrat Talişka gelirse Gerçekten bomba olur Başakşehir'de Konya maçı. İç sahadayız Sezona fena bir giriş yapmadık onu da belirtelim. Sonuç 5-0. Konya'yı da attık ve o geldi. Anderson Talişka kulüp kapısından içeri giriyor. İnanılmaz bir kiralık transferi yaptık. İnanılmaz üst düzey bir takıma döndü şu an burası. 4 milyon euromuz var. Daha fazla harcama yapmayacağım. Başakşehir'de transfer bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Onul Biten Hoca bence transferde Başakşehir'de bir devrim yarattı. Bundan sonrası oyuncuların vereceği performansla doğru orantılı. Ama hedefler gerçekten yüksek. Ömer Ali Şahiner mevkisini değiştirdi. Dorli için de biraz sol orta saha çalıştıralım. Bakacağız duruma. Talişka'nın mevkisini değiştireceğim. Ofansif orta sahaya çekeceğiz. Fuseyne 14 hafta kalmış. Antrenör eksiğimiz de var. Onları tamamlayacağım. Şu an için 8 antrenörle yola devam ediyoruz. Ne yaptık bir anda? Ne olduğunu ben bile anlamadım ya. Ben bu kadar kolay kiralık transferleri yapacağımızı düşünmemiştim ama transfer ettiğimiz oyuncuların yaşı da bir hayli yüksek. Onu da belirtelim. Süper Lig'de iş yapar. Bir de yabancı sayımız bir anda çok artmış. Yabancı oyuncuların bir kısmı gidecek. Evet Kasımpaşa deplasmanı. Hedef yine 3 puan. Kadro bu hafta görüntüde. 3-0 Taliş Kabuta Taremi. Hedef ilk 3. Şu kadronun net ilk 3 yapması lazım bu saatten sonra. Victor Udo Trabzon'da. 12 aylığına. Ricky J. Jones da Valencia ile anlaştı. Transfer dönemi bitti. Puan tablosunda şu an Başakşehir. Lig'de ikinci. Konferans liginde rakipler belli oldu. İç sahadaki maçları oynayacağız. Bana sorarsanız burada en zor maç tabii ki de Atalanta. Tüvent'e deplasmanı da zor. Ama iç sahada oynayacağımız maçlarda 3 3 yapabilecek bir kadroya artık sahibiz. Kayseri maçıyla devam edeceğiz. Onun öncesinde Talişka'nın pozisyon değişikliği var. Talişka artı bir overall ile ofansif orta saha. Evet Kayseri'nin kadro. Kendi evimizdeyiz. 2-2 bitti. Fuseyni ve Talişka attı ama yetmedi. Ona rağmen bu maçla birlikte Başakşehir liderliği aldı. Bodrum deplasmanı. Tabi ara ara rotasyon yapacağım. Bugün kadro bu şekilde. Değişen isimler var. 2-0'lık galibiyet. Wolleczki ve Piatek. Rotasyonumuz da var. Kadro bence kendi içerisinde biraz geniş. Sıradaki maç Sivas. Sivas'ın 11'i. Bugün tam kadroyuz. 3-1'lik galibiyet Taremi, Wollichki, Fuseyne. Wollichki de ben buradayım diyor. Atalanta maçı geldi. Bu arada Atalanta ile iç sağdaymışız. Ben niye onu deplasman okumuşum? Bu maçı oynayacağız. Atalanta'nın kadrosu Darwin Nunez, Deketeler, Bonjorno, Carlos Rodriguez. Daha yedeklerde Sasha Boy, Dalot. Bayağı iyi kadroları var. Ya biz de en azından yarışmacı olabilecek bir kadroya sahibiz artık. Bir deneyelim bu takım neler yapabiliyor. Ederson getiriyor. Ederson Dolly müdahale etti. Kolasinac. Büyük bir hata. Darwin Nunez ve Dromel. Anderson Talishka. Verdi pası Fuseini'ye. Talishka yine. Anderson Talishka ortasını yaptı. Boncorno. Uta. iyi müdahale. Dolly hemen oynadı. Taremi kaleci. Darwin Nunez. Leonardo müthiş. Pereya bu arada Darwin Nunez de oynadı. Nunez içe. Deketeler. Deketeler bıraktı. Jorginho son anda müdahale etti. Leonardo top kaybı çıkarken. Darwin Nunez yine gittik aldık. Darwin Nunez. Nunez yerde. Leonardo'dan sert hareket. Deketeler geldi. Deketeler. Atalanta 1-0 önde. Deketeler kuadrato Oscar Dorley Oscar Dorley verdi Fusaini'ye. Fusaini karşı karşıya Fusaini. 1-1 oldu. De Ketelac. Ederson iyi pas Casade'ye çok rahat. Defans kötü yakalandı yani ben de anlamadım. Dolly'i çektim geriye. Virginius kesinlikle sol orta sahada oynayacak. Anderson Talişka hala top onda. Talişka verdi. Mehdi Taremi. Taremi'den müthiş paslar. Talişka direkten döndü. Dönen top Toloi. Deketeler. Darwin Nunez hızlandı. Son anda Leonardo. Dromel o kadar kötü uzaklaştırdı ki anlatamam. Deketeler. Deketeler pası Darwin Nunez son anda kaleci. Mehdi Taremi'den Talişka'ya. Anderson Talişka. Şimdi Taremi. Taremi'den yeniden Talişka. Talişka verdi Buta'ya. Buta, Taremi ara topu geçmedi. Taremi yeniden aldı. Fuseyni. Çok kötü pas. Değerlendiremedik hata. Leonardo, Buta. Talişka. Talişka oradan kale out. Ederson, Oscar, Dolly. Dolly verdi. Alan Virginius. Virginius'tan pas. Fuseyni'ye. Fuseyni. Fuseyni getirdi. Fuseyni içe. Taremi golliğini çıkardı. Ara topu çok etkili ve Darwin Nunez götürüyor. Nunez kaleci çıktı. Ama bir atlasan ya orada. 3-1 oldu kontrada. Golü yedik. Rodriguez. Ederson. Deketeler. İyi aldı önüne. Darwin Nunez. Dromel. Sasha Boy ortayı yaptı. Kafa vuruşu alt. Darwin Nunez. Nunez vurdu. Dromel. Orta geldi Deketeler'den. Dromel. Korner. Bir ortada Deketeler. Jorginho bir vuruş. Taremi son anda. Kontra şansı alan Virginius ve maç bitti. Başakşehir bir Atalanta 3. Daha buralarda tecrübesiz bir takımız. Atalanta bence o tecrübeyi bize gösterdi. Rahat bir galibiyet aldıklarını söyleyebilirim. Tabii eksikler var sistemde. Bence birkaç değişikliğe gitmemiz lazım. Adana Demir Spor'la oynayacağız. Net beklenti galibiyet. 4-0'da rahat bir galibiyet. Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu senenin en önemli maçlarından biri olacak Fenerbahçe. Bu arada Fuseyni mevkisini değiştirdi. Birinci, ikinciye karşı. İki tane namalip takım kalmış ligde. Bugün herhangi bir galibiyet gelecek mi bir takımdan? Fuseyni Santrafor. Kendi evimizde yağmurlu bir gün. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Top kaybettiler. Kolasinac aldı. Ve iyi de pas attı Fuseyni'ye. Fuseyni. Taremi. Fuseyni. Ceku indirdi. Cengiz. Irving. Etkili pas. En Ve En affetmedi. Birebir de çok rahat bir çalım attı. Golden sonra hemen bir değişiklik geldi. Talişka'yı buraya çektim. Fuseyni sol orta sahaya. Ve bir anda Vorlicke oyuna girdi. Çok erken bir değişiklik ama Dolly şimdi Talişka ile oynadı. Anderson Talişka. Orta çok iyi ama. Korner. Wollicke. Orta. Kafa bazı er. Kaleci. İyi paslar. Ennesri yine birebir. Ennesri verdi Antuna. Antuna. Ennesri. Antuna. Hala Antuna'da. Dromel. Ya bu kadar birebir kalmamamız lazım. Benden söylemesi. Levent Mercan. Orta geldi. Ennesri ve Dromel. Wollicke verdi Mehdi Taremi'ye. Talişka. Talişka'dan Borliçki'ye. Borliçki. Şimdi Anderson Talişka. Talişka. Mehdi Taremiye. Taremiye. Direkten out. Talişka. Taremiye. Taremiye. Çok iyi attı önüne. Verbruggen. Son anda çıkardı. Virginius. İçe. Çok kötü pas. Derken Virginius'a geldi yine top. Borliçki. Talişka. Buta. O nasıl kontrol? Yiver kaçlarla geldiler. Osay Samuel. Osay Samuel hala top onda. Osay çok kötü orta yaptı. Zemin baya kötüleşmeye başladı. Borliçki. Borliçki verdi şimdi Anderson Talişka'ya. Talişka. Taremi. Taremi. Önünde kaldı. Mehdi Taremi. Mehdi Taremi 1-1. Eşitlik var. Antuna önüne atmak istedi ve attı. Uriel Antuna. Bazuer. Bazuer. Wolliczki. Taremi'nin koşu yoluna. iyi pas. Top orada kaldı zaten. Taremi. Bekledi arkadaşlarını. Mehdi Taremi. Şimdi verdi Wolliczki'ye. Wolliczki. Wolliczki. Ortayı yaptı ama bizimkiler fazla hızlı gittiler. Irving. Irving'den. Enesri'ye. Ennesri. Orta. Dorli, o top Ennesre'ye geldi. Ennesre, Ennesre korner dedi hakem. Antuna Antuna Osterwold'e zor kontrol Virjin saldı. Oscar Dolly. Talişka attı önüne topu. Pili bitti Talişka'nın. Talişka çekti, gidemedi. Buta. Paslar gerçekten çok zorlaştı oyunda. Taremi Wollichke defansın arkasına Mehdi Taremi attı golü. Mehdi Taremi geriden geldik. Müthiş bir oyun. Öndeyiz. 2-1. Berkay Özcan. Wollichke. Talişka. Talişka. Şimdi ara topu Taremi'ye ama Taremi gidemedi ki. Maç bitti. 3 puan Başakşehir'in. Özellikle ikinci yarıda oyunun hakimiyeti tamamen bizdeydi. İstediğimiz oyunu oynadık. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. İnanılmaz mutluyuz. Twente maçıyla da hemen bir konferans ligi galibiyeti muazzam olur. Atalanta karşısında başaramadık. Evet ama bugün neden olmasın? En azından Fenerbahçe maçında şunu gösterdik. İyi takımız. Bugün Duarte yok. Talişka benim oynadığım maçlarda tam olarak orada oynayacak. Wollitschki'yi de ben beğendim. Fusey'ni bir anda arka plana atıldı. Yapacak da çok bir şey yok. Formalara bir bakayım. Hadi başlayalım. Etkili geldiler. Orta da geldi. Dromel. Hala bekliyor. Talişka Defansın arkasına. Taremi'ye. Taremi kontrol. Kaleci. Asasi var. Vorlicke geldi. Virginius. Vorlicke attı önüne. Şimdi Virginius. Virginius alabilecek mi? Hayır. El var dedi bu aradayken. Dakika 15. Talişka direkt kaleye. Çok rahat kaleci. Anderson Talişka. Talişka'dan Taremi'ye. Mehdi Taremi birinci geçti. Şimdi sağ tarafta Buta var. Buta hemen ortayı yaptı. Hilgers. İyi Lamers. Lamers. Ve penaltıyı aldı. Çok basit bir penaltı. Hoca. Gerçekten olamaz böyle bir şey. Büyük bir sakarlık. Bazoer. Ya bence penaltıyla yakından uzaktan alakası yok da. Bu kadar ucuz penaltı çalamazsın be hoca. Stein geldi. 1-0 öndeler. Sağ kanattan Buta'yla hızlı çıktık. Buta. Buta. Çekti topu. Buta. Pası gitmedi bile top. Zemine takıldı. İlgara yani topa sahip olan taraf Twente. Bunu engelleyemedim. Rhodes çok iyi pas. Stein çekti. Stein boşta orada biri var. Valotti. Twente 20, 2-0 önde. Dakika 54. Valotti. Bazuers dokundu. Kuypers. Asasi var. Bazuers'den döndü. Valotti. Orta geldi. Yani Olacak iş değil. Bu sefer de kaleciye yazan bir gol. 3-0 oldu. Tüven tebzi de attı. Fuseyni. Fuseyni iyi attı önüne. Fuseyni çekti. Fuseyni bir de vuruşunu gerçekleştirdi. 3-1. Fark 2. Fuseyni. Fuseyni defansın arkasına gelmedi. Hilgers. Virginius'u yakalayamadılar. Alan Virginius. Çekti. Virginius'tan iyi pas. Taremi. Kapattılar. Kolasinac. Virginius. Yine iyi attı önüne. Alan Virginius. Çekti. Virginius. Fuseyni ile oynadı. Fuseyni. Hoca hiçbir şey yok mu? Ross döndü. Ross çekti. Oscar Dolly uzaklaştırdı. Talişka müthiş kontrol. Anderson Talişka. Şimdi Mehdi Taremi. Fuseyni. Talişka. Git dedik Fuseyni'ye. Fuseyni karşı karşıya. Kaçırdı ve oyun alanında tuttular topu. Bros şimdi verdi Butaya çok kötü pas. O top ama içeride kaldı Unersdahl. Tüvent'e geldi. Ross. Ross çekti bir de. Dromel. Valotti orta. Boşta kalan top. Maç bitti. Kendi evimizde bir kez daha kaybettik Konferans Ligi'nde. Yani gerçekten Türk takımlarının yaşadığı problemi oyunda da biz yaşıyoruz. Türkiye'de iyi sonuç alırken Avrupa'da gerçekten kötü başladık. Trabzon deplasmanına gideceğiz. Trabzon çok kötü başlamış. 17.ler. 18. oldular hatta. Ama kadroları hala iyi. Niye o kadar kötüler? Önemli bir soru işareti. Böyle başlıyoruz. Buta çekti. Gross. Taremi top kaybı ondan. Derken Enistestan bir kontra şansı. onlar adına Enistestan bazaş. Borli şimdi verdi Mehdi Taremi'ye. Taremi'den. Grossa. Talişka. Anderson Talişka. Pası Vorlicki'ye. Vorlicki içeri. Son anda müdahale var. Enis Destan. Destan. hala top onda pası da verdi. Ciancana. Çana. vurdu. Dromel. Talişka. Talişka sola baktı. Oscar Dolly var orada. Oscar Dolly tek başına. Dolly. Kaleciye gitti top. Talişka çok iyi top. Wollitschke. Wollitschke. Talişka'nın koşu yoluna. Talişka. Top kaybı. Wollitschke'den Oscar Dolly'e. Dolly'e Mehdi Taremi. Etkili geldik. Wollitschke. Wollitschke içe kat etti. Wollitschke'yi çekti. Pası da Talişka'ya. Anderson Talişka. 1-0 öndeyiz. Gross. Oscar Dolly'e. Dorli hala top onda. Oscar Dorli'den Talişka'ya ama defans. Gross. O top Oscar Dorli'ye geldi. Cihan Çanak'tan kurtardı. Dorli şimdi defansın arkasına. Borliçki'ye. Borliçki çekti. içe Savic kapattı. Talişka. Talişka döndü. Talişka. Taremi'nin koşu yoluna. Saatçı. Derken Mehdi Taremi faal dedi hakem. Bu arada Mehdi Taremi ikinci sarı karttan atıldı şu pozisyonda. Yani bu ikinci sarı kartlık bir pozisyon mu? Nasıl hakem kararlarıyla karşı karşıyayız? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Borlicke şimdi defansın arkasına. Talişka kaçtı. Anderson Talişka ama Savic yine müdahale etti. Askı var. Talişka. Topu kaptı. Talişka. Bekledi arkadaşlarını. Talişka şimdi. Oscar Dorli'ye. Jorginho. Jorginho, Oscar Dolly gördü. Dolly vurdu Uğurcan. Kimse yok ki. Bu arada çıkarken top kaybı onlarda. Talişka. Sert hareket ama devam. Enis Destan. Enis Destan. defansa çarptı. Şimdi Kolasinac. Maç bitti. Trabzon deplasmanında inanılmaz akıllı oynadık ve 1-0'lık galibiyet geldi. Şu ana kadar oynadığımız en iyi pas oyunu tabi üretkenlik anlamında sınıfta kaldık mı bence evet. Ama baştan sona oyunu bence biz kontrol ettik. Galatasaray maçı öncesi de çok önemli bir 3 puan oldu. Trabzon zaten kötüydü ve onlara puan kaybı yapmamak önemli. Şimdi gelin puan tablosuna bakalım. Galatasaray'la 3 puanlık bir fark var. Rakibin kadrosu da görüntüde. Taremi bugün cezalı. Çok ilginç olaylardan biriydi bence bir önceki maçta. Hüseyin'i Talişka yapacağız. Kadro bu. Borliçki iş tarafta Talişka var. Talişka. Talişka şimdi bir anda hızlandı. Anderson Talişka. Acevedo. İyi paslarla çıktık hatta. Gross. Sağ tarafta Buta. Buta baktı arkadaşlarına. Buta önündeki alanı değerlendirmek istedi. Kön geldi. Talişka. Gross. Orta. Kafa. Out. Bazuer. Jorginho. Borliçki. Ondan Anderson Talişka'ya. Talişka ara topu geçmedi Köhn. Son anda. Son anda. Hüseyin'i kaçtı. Hüseyin'i alabilecek mi? Hayır Abdülkerim. Gross kurtardı. Pascal Gross. Sanchez. Derken hata geldi. Gross. Talişka. Talişka çekti. Hüseyin'i. İstediğimiz pozisyonu yakalayamadık. Jorginho. Wollicke. Dolly. Wollicke. Grostan Oscar Dorli'ye. Talişka iyi paslar. Buta'ya geldi o top. Buta topun dibine girdi ama Sevedo kapattı. Barış Sara. Berkan. Çok etkili geldiler. Başşuay'ı golü de attı. Mişi Başşuay kontrada Galatasaray 1-0 önde. Grosine gitti aldı Jorginho. Oscar Dorli. Uzun bir top. Fusayini alabilecek mi aldı? Ama çok kötü vurdu Fusayini. Hoca da görüntüde yani. Bu nasıl kaçtı diyor. Çok iyi paslarla çıktılar. Ama kapattık. Oscar Dorley'e çok kötü pas. Barış kurtardı. Gabriel Sara. Sara'dan baş şu e. Baş şu Verdiği yerde kimse yok. Gross. Yani ne yapıyorsun ve Gross. Adamın yüzüne topu vurmak ne demek. Ve atak devam ediyor. Neyse ki kapattık. Kolasinac Oscar Dorley'e. Bir uzun top. Hüseyin yine defansın arkasına kaçmayı denedi en azından. Şimdi iyi pas Talişka'ya. Talişka, Sanchez olmadı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Fal. Gabriel Sara direkt kaleye vurdu. Out. Ya bunu yapmayın bari çıkarken. Gross. Bolliçki ve Başakşehir'de panik başladı. Barış Alper Yılmaz, Leonardo son anda. Ki Başşuay'ı çok rahat bir çalım attı. Baş Başşuay'ı vurdu. Dromel. Barış. Sara. Sara geçti. Sara golü de attı. Maç da bizim için bitti. Virginius. Maç bitti. Galatasaray'ı kaybettik ve ligdeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Golü yene kadar da aslında iyi bir futbol oynadığımız söylenebilir. Gol yedikten sonra panikledik. Çıkarabilecek kadar oynamadık gol yedikten sonra. İşler tamamen tersine döndü. Oyunumuz birazcık gol yedikten sonra dengesiz hale geliyor. İlk golü kim atarsa oyun oynuyoruz. 1-1 bir bitti bu arada Samsun maçı Biz bütün maçları içeride mi oynayacağız Konferans liginde Waterford maçımız var 32. 34. ye karşı Burada da çok kötü başlamıştık Bu da bir gerçek Dorley orada oynayacak Virginius'u sola attım bugün Ben bizimkilerden iyi bir maç bekliyorum Açık konuşalım Bazuer pas Taremiye Taremiye Git dedik ona Oscar Dorley Alan Virginius Virginius Şimdi Virginius çekti Talişka. Orta geldi. Mehdi Taremi. Offside. Buta gitti aldı. Talişka. Taremi. Hemen defansın arkasına. Fuseyini. Offside yine. Oscar Dorley. Talişka. Anderson. Talişka. Müthiş bir golle. Başlıyoruz. Talişka. Top kaybı geldi onlardan yine. Oscar Dorley. Talişka. Talişka ara topu. Fuseyini'ye. Fusini getirdi. İçe Taremi 2 oldu. Mehdi Taremi. White. Veliz bizimki aldı. Yine bir kontra şansı. Talişka. Talişka o top. Fusini'ye geldi. Fusini gidemedi. Talişka indirdiği yerde bu savaş. Taremi. Talişka. Talişka. Anderson Talişka. Bugün uzaktan da bayağı deniyoruz. Bu Talişka'nın saçı ne böyle? Oscar Dolly. Taremi. Talişka. Kaçtı. Anderson Talişka. 3-0. Beliz. Beliz. Geçti. Out attı. Oscar Dolly. Buta. Tekte denedi. Defansa çarptı. Taremi aldı ama. Mehdi Taremi. Vurdu kaleci. Atak devam edecek mi? Buta tuttu. Oscar Dolly. Gerilerden geldi. Oscar Dolly vurdu. Sergeant. Talişka yine kontra şansı. Anderson Talişka'dan Fuseyni'ye. Fuseyni çekti. Mehdi Taremi müthiş pas. Mehdi Taremi içeri. Anderson Talişka. 4-0. Oscar Dorley. Taremi. Müthiş bir pas. Fuseyni'ye. Fuseyni. 5 oldu. Fuseyni. Talişka defansın arkasına. Fuseyni'ye. Fuseyni'nin pil bitti. Fuseyni. Oradan kaleyi düşündü ama Fusayni çıkacak. Etkili geldiler. Belis bir anda karşı karşıya kaldı. Dromel boşta kalan top Bazoer. Başar çekti topu. Başar hala top onda. Başardan Piatek'e. Piatek vurdu kalecinin üstüne. Başar çekti. Başar ikinciyi geçebilecek mi? Evet. İkinciden de kurtardı. Başar. Arkadan müdahale yaptılar. Piatek aldı topu. Atak devam ediyor. Piatek orta. Göve şata gelmedi. Talişka topun başında. Anderson Talişka 90'da tuttu. Beliz birebir de geçti. Beliz yürüyerek çalım attı ya. Yani biz ni sürekli birebir yakalanıyoruz? Mehdi Taremi. Talişka. Ara topu o, müthiş. Piatek karşı karşıya Sergeant. Talişka. Piatek. Kale. Yine kaleci. Piatek çekti. Piatek hala top onda. Buta'ya müthiş pas attı. Buta topun dibine girdi. 6 oldu. 90 artı 4. İlk 3 puanımız konferans liginde 6-0'la. Ya tabi ya, güç farkı inanılmaz belli etti bugün kendisini. Biz niye ilk 3 maçı iç sahada oynadık? Deplasmanda maç oynamayacak mıyız? Sonraki 3 maçta deplasmanda. Eyüp maçıyla devam ediyoruz. Geçen seneye göre daha iyiler. Kadro bu. 2-1 kaybettik. Dragovic 2 tane attı. Maalesef. Maalesef. Ya bu maçı işte kaybetmeyeceksiniz. Bu mağlubiyetten sonra liderin bir anda 8 puan gerisine düştük. Bizden başka da Fenerbahçe'yi yenebilen takım olmadı. Rakip Göztepe. Bradley Fink özellikle dikkat çeken oyuncularından biri. Sonuç gelsin. 2-0 Gross ve Bazuer. Evet konferans liginde artık simülasyon zamanı. İlk 24'e bence bir şekilde kendimizi atarız. Rakibin kadroya bakmaya bile gerek yok. Çünkü 3 puan gelmeli. Derken 2-2. 2 şutta 2 tane gol yedik. Neredeyse oynadığımız kadar kötüyüz. Simülasyonda da. Avrupa'da. Süper Lig'de ise rakip Beşiktaş. Dördüncüyle oynuyoruz. Bizim için çok kritik maçlardan biri. Beşiktaş'ın kadrosu görüntüde. Oscar Dorley'i ortaya çektim yine. Diğer türlü biraz sıkıntı yaşıyoruz. Virginius'u attım. Bu şekilde oynayacağız. Jason. Sivenson Virginius. Alan Virginius. Orta. Fusse yanalar. Tayyip Talha. Baskı var. Keleher. Ah be. Talişka. yine. Virginius. Virginius. Git dedik ona. Jorginho. Virginius. Kaçtı. Keleher. O nasıl vuruş? Dolly. Mucci. Ernest Mucci. Hala top onda. Mucci geçti. Rakiplerine. Posen. Dromel, Bahtiyar. verdi pası Posen'e. Posen çok iyi çekti Dromel. Posen. Posen getirdi. Posen hala top onda. Son anda bizimkiler kapattı. Muçi. Oscar Dorli, Talişka hemen Fusaini ile oynadı. Fusaini'ye attı önüne. Fusaini getiriyor. Fusaini Keleher bırakmadık ki arkadaki vuramadık. Oscar Dorli. Fusaini. Fuseyni orada yine boşluğu gördü. Fuseyni Keleher. Buta. Taremi. Yine Fuseyni. Atay yönlendirmeye çalışan isim. Fuseyni. Mehdi Taremi. Taremi çekti. Taremi vurdu. İyi kapandılar. Fuseyni indirdi. Talişka dönemedi. Taremi şimdi ortaladı. Tayyip Talha. Buta. indir, Taremi. Buta. Buta. Etkili geldik ama olmadı yine. Askı. Hadi çocuklar. Simonson top bizde. Virginius müthiş oynadı. Mehdi Taremi karşı karşıya direkten döndü. Jason. Jason önünde boş bir hareket alanı açıldı Oscar. Ama el var dedi ve çok kritik bir yer. Rashid sağ barajdan döndü. Korner. Buta. Tek başına Buta. Rakibini de geçti. Şimdi Mehdi Taremi ama atak gitti. Cesson buta. Talişka hoca bu ne ya? Polsen çok iyi çekti. Polsen son anda Oscar Dorley'e. Buta ile oynadı. Buta şimdi Mehdi Taremi'ye bıraktı. Mehdi Taremi geçmedi. Enink gidemedi. Sauer çekti orada topu. Enink Buta yine. Buta verdi pası Mehdi Taremi'ye. Taremi götürüyor. Taremi içe oynadı yine geçmedi. Taremi her şey denedi orada. Jorginho müthiş pas. Fuseyni. Fuseyni. 1-0 dakika 83 Fuseyni. Asla kullandılar Mucci. 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 Hacı Ahmetovic. Aman. Aman. Dorli. Mehdi Taremi. Taremi. Şimdi Butan'ın koşu yoluna. Buta aldı, buta ortayı da yaptı ama çok kötü kafa vuruşu Fossey'ini. E. Ama maç bitti. Bir üç puan daha yazdık büyük maçlarda. Tamam bugün topa sahip olmadık ama oyun anlamında Beşiktaş'tan daha iyiydik. Tam burada bırakacağım. Eski takımımızla oynamadan önce şöyle puan tablosunu göstereyim. Bir galibiyet daha alırsak liderle aramızda 5 ikinci ile bir puan kalacak. Zorluyoruz şansımızı zorluyoruz. Kupada Bodrum'la oynayacağız sonun altı. Konferansta da 23. sıradayız şu an için. İlk 24 bizim için yeterli. Şu ana kadarki performanslarda Bahşuay'ı acayip oynuyor. Bahtiyar ilginç bir performans göstermiş burada. Taremi ve Fuseyni 6-8 bizden. Asist krallığında Worliczkiye 7 asistle ikinci birinciliği paylaşıyor hatta. Golemi maç sayısında Dromel iyi gidiyor. Doğru kaleciyi bulmuş olabiliriz. Bence şu ana kadarki performansımız da iyi. Büyük maçlarda oynadığımız en iyi performansı gösterdik. Tabi kurduğumuz takımla da doğru orantılı. Videonun sonuna geldik. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.